Merhaba herkese. ABD Pod'un 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Egemen ve her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlere Amerika'da yaşanan gelişmeleri aktaracağım. Aslında son zamanlarda daha stabil bir süreç var Amerika'da. Özellikle siyasinde. Koronavirüs kapsamında hala büyük yaralar almaya devam etse de hem ekonomik açıdan hem can kayıpları ve vaka sayıları açısından siyasi olarak daha stabil ve aslında bir düzlüğe çıkmış durumda Amerika. Biden'ın gayri resmi galibiyetiyle başlayan süreç aslında oldukça gergin bir süreçti. Trump sonuç kabullenmiyordu. Çeşitli suçlamalar vardı. Her gün yeni şeyler yaşanıyordu ama bugün baktığımda aslında durum birazcık daha stabilleşmiş durumda. Trump birazcık daha sakinledi. Yine devam ediyor söylemlerine ama eskisi kadar saldırgan değil. Aynı şekilde arkasında bulduğu destek azaldı bu seçim sonuçları konusunda. Çünkü çeşitli eyaletlerde yeniden sayımlar yapıldı. Örneğin ne? bu hafta Arizona'da Biden'ın kazandığı kesinleşti. Arizona eyaleti resmi olarak duyurdu bunu. Yine Wisconsin'de tekrar sayım Biden lehine sonuçlandı. Tekrardan hatta Biden aradaki farkı birazcık da olsa açmış durumda yeniden sayım sonucu. Dolayısıyla Trump'ın tutunabileceği dal kalmadı diyebiliriz. Hatta kendisine soruldu. Yani eğer seçiciler kurulu seçimi Biden lehine sonuçlandırırsa ne gibi bir tepki vereceksiniz? Ne yapacaksınız? Beyaz Saray'dan ayrılacak mısınız? Tarzında bir soru sorulduğunda Trump ilk başta lafı Lafı dolandırıp yine saldırgan yorumlarda ve gerçek olmayan söylemlerini yeniledi ama daha sonrasındaysa evet seçiciler kurulu bu şekilde Biden'ı sonuçlandırırsa seçime çok yazık olur ama Beyaz Saray'dan ayrılmak dışında bir çarem kalmaz tarzında yanıt verdi bu soruya. Zaten geçtiğimiz haftada hükümetler arası geçiş süreci başlamıştı. Resmi olarak bu tarz gelişmeler de aslında Trump'ın yavaş yavaş yenilgiyi kabul ettiğini bize gösteriyor. Biden'ın her ne yapıyor peki? Biden geçtiğimiz günlerde köpeğiyle oynarken ayağını sakatladı ve hastaneye kaldırıldı. İlginç bir olay aslında. Twitter'dan da ilginç yorumlar geldi bu olayla ilgili. Trump geçmiş olsun dediklerini de Twitter'dan büyük harflerle yazdığı bir tweette. Bazı kesimler de olayı köpeğiyle oynayarak oynadığında bile hastanelik olan bir insan ülkeyi nasıl yönetir, ülkeyi yönettiğinde ne duruma gelir gibisinden yorumladı. Biden'ın çok yaşlı olduğunu ve ülkeyi yönetemeyecek kadar yaşlı olduğunu vurgulayanlar oldu. Ama zaten kendisinin ciddi bir şeyi yok yani sadece ayağının sakatlandığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta yaşanan göze çarpan başka bir gelişme ise Anayasa Mahkemesi'ne sinagog ve kiliselerle ilgili verdiği karardı. New York'un demokrat valisi geçtiğimiz günlerde korona veriş sebebiyle, vaka sayıların artması sebebiyle sinagog ve kiliseleri kapamıştı. Buradaki dini faaliyetleri son vermişti. Daha sonrasında Katolik Kilisesi ve Ortodoks Yahudileri dava açtı. Dava Anayasa Mahkemesine geldi, Yüksek Mahkemeye ve burada 5'e 4'lük çoğunluk kilise ve sinagogların lehine karar verdi. Yani valinin ve bir eyaletin bu şekilde bu tarz bir kararla dini faaliyetleri sınırlandıramayacağını ve bunun anayasaya aykırı olduğunu belirdi. Normalde bildiğimiz gibi 3 tane liberal yargıç var anayasa mahkemesinde. Bu 3 liberal yargıçla birlikte mahkeme başkanı Robert saf tuttu ama karşılarında 5 kişilik bir muhafazakarlık çoğunluk olduğu için sonuçta muhafazakarların lehine oldu. Aslında bu kararda önemli olan başka bir durum da Amy Coney Barrett'ın belirleyici oyu kullanmasıydı yani. Aslında aynı dava başka yerlerde yine daha öncesinde kilise ve sinagoglara kısıtlama getirilmişti. Ne Nevada ve Kaliforniya'da bu yine dava edildi ve yine yüksek mahkemeye geldiğinde o zamanlar daha Ruth Bader Ginsburg yaşıyordu ve muhafazakarlar yine çoğunluktaydı 5'e 4'tü yine ancak mahkeme başkanı John Roberts yine liberallerle saf tutup bu sefer liberallerin lehine bir karar çıkmasını sağlamıştı. Ancak bu kararda Amy Coney Barrett'ın oyu ile birlikte muhafazakarlıklar üstünlüğü kurdu ve New York eyaletinde sinagog ve kiliselere getirilen kısıtlama böylece kaldırılmış oldu. Yine New York'ta yaşanan bir gelişme okulların açılması ile ilgili verilen karardı. New York Belediye Başkanı iki hafta önce kapandığı duyurulan devlet okullarının önümüzdeki günlerde aşamalı olarak yeniden açılacağını duyurdu. New York'ta devlet okullarında öğrenim gören 1.1 milyon öğrenci var ve okullar 2 hafta önce koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı. Ancak 2 hafta sonra açılma kararı alındı yeniden. Peki bu karar neye dayanıyor? Belediye Başkanı yaptığı açıklamasında sadece anne babaları test olmasına onay veren çocukların okula gelebileceğini belirtti ve bu açıklaması da öğretmenler birliği federasyonunun desteğini almasına sebep Oldu. Yani öğretmenler Birliği Federasyonu. Belediye başkanının bu tutumu için, bu tutumu sayesinde okulların açılması kararını desteklediklerini belirtti. Bir başka göze çarpan veri de zaten New York'taki pozitif vaka oranının diğer eyaletlere kıyasla çok az olması. Yani Kasım ayında 4 milyon vaka kaydedildi Amerika genelinde ve 35 bin insan hayatını kaybetti. Ama New York'taki test olan insanların pozitif çıkma oranına baktığımızda %3'lük bir oran görüyoruz ancak mesela Iowa ve Güney Dakota gibi daha içe yerletlerde bu oran %40'lara kadar çıkıyor. Dolayısıyla bu %3'lük oran New York'ta test sonuçlarının pozitif çıkmasındaki bu düşük oran aslında bu tarz bir karara okulların açılmasına yönelik bir Karara öncülük etmiş olabilir. Bu arada aşı tartışmaları ve koronavirüs tedbirleri tartışmaları devam ederken Kamala Harris'in bir tweet'i dikkatimi çekti. Harris attığı tweet'te Biden Harris hükümetinde koronavirüs aşılarının herkese ücretsiz olarak yapılacağını bildirdi. Bu dikkat çeken bir gelişmeydi geçtiğimiz günlerde yaşanan ve bu hafta anlatacaklarımız sizlere bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler haftaya görüşmek üzere.